kompleksli insanlar hangi makama gelirse gelsin böyle biraz alayişle, biraz saltanatvari bu işi götürmek isterler. Halbuki Batı'da yöneticiler işte bisiklete biner, işte basit bir büroda oturur. Bizde adam bir dönüm, dairesi bir dönüm olması gerekiyor. İşte 72 kanaldan geçilmesi gerekiyor. Çıkıldığı zaman işte 40 kişinin hazırlık yapması gerekiyor. Bugün Türkiye'de mülki idare amirleri sanki bir kısım seçilmiş padişah diyorum ben onlara, belediye başkanlarından halka daha yakındır. Yani bugün rantı yüksek sahildeki belediye başkanlarına ulaşamazsınız, erişemezsiniz, karışamazsınız. Ama çok tabii halkla bütünleşen tabii hep istisnaları hariç tutuyoruz. Bürokrasi hastalığını ben Orta Doğu Üniversitesi'nde okumuşum. Ben 20 yaşında fakülteyi bitirdim ve 20 yaşında staja başladım. 23 yaşında kaymakam olmuştuk. Orada bürokrasi hastalığı yani kompleksten, aşağılık duygusundan kaynaklanır. Yani işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz alma. Bunun çok değişik örnekleri vardır. Bir gün birisi böyle eli cebinde böyle langır lungur işi. Ya çıkar elini cebinden. Bizde de Almanya'da dairelere böyle. Ulan burası Almanya mı? Çıkar elini cebinden dedim. Sonra düşündüm. Aa, demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak gibi bir ihtiyacı yok orada çalışanın. Nasıl girersen gir, adam işini görüyor, işi görüyor. Biz öyle değil. Otur, kalk, oturma, hiza, istikamet, emir, komuta. Yani bu bizim yani İbrikçi başı hikayesidir. Bu hani adam bir yerde dolunca biraz hava atması gerekiyor. Bu işte kompleksini yenmektir. Aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görünür bu. Biliyorsunuz bizde davullar, zurnalar, inekler, develer, öküzler kesilir. Böyle dünya yıkılır. Aman Allah hiza istikamet. Ya bir faciadır. Yani tam ilk yani geri kalmış tipik ülkelerin. Hani batıda böyle davullarla, zurnalarla adam falan karşılanmaz. Yani böyle bir şey yok.